Merhaba arkadaşlar. Bugün Decathlon'a geldik. Fiyatlara bakalım. Bir sene sonra fiyatlar ne oldu? Çok merak ediyorum. Evet, bakalım bir. Hı? Ne için? Bizim için mi? Evet, bizim kullandığımız Ultim Comfort. Bir sene sonra yine aynı fiyat. Valla fiyatlarda çok bir şey değişmemiş. Ama rahatlık bakımında acayip arkadaşlar ya. Bunlar trekking için. Ya bu güzel de pek beğenmedik onu. Bizim şeyler nerede? Kendi kendine şişen. Aa, bu değil miydi o? Şişmiyor ki onu. Tok. Ha, bizde yok mu? Tok, bunu aldık işte biz. Bunu mu aldık? Evet. Altına şey de koymuştuk. Altına ne koyduk? Alu koyduk. Ha. Evet. Bu da var arkadaşlar bizde. Bu çok güzel aslında ama kalmamış ya. Fiyat da aynı. Çok değişmemiş. Bir de yastıklar. Bunlar bomba ya. Ultim Comfort'un yastıkları. Güzel değil mi? Evet, bu da bizim duş kabinimiz. O da aynı fiyat. Fiyatlardan çok bir şey değişmemiş. 3 artı 1 değil. Bu bizimkinin küçüğü. 350 euro. Bu güzelmiş değil mi ya? O bayağı stabil. Süper ya. Küçük arabalar için bunlar. Hı? Çok fiyatı değişmemiş aynı. Hiçbir şey değişmemiş, fiyatlar hep aynı. Bunu baksana, bu yeni. Bunu görmedik biz. 650 euro mu? Oha, ona lan. Ha, bu da arabanın üstüne koymak için. Aynı sorduğu mu zaten? Hayır, bu şişme. He. Bu şişme değil. Bunun fiyatı değil. Hı-hı. Arkadaşlar, bizim YouTube kanalımızda şu an buraya ekleyeceğim. Aldığımız Decathlon'un en büyük çadırı şişme çadır. Aynı fiyat. Valla burada pek bir şey değişmemiş fiyatlardan. Bir sene sonra aynı fiyat. Bizim mutfağı da soran çok oldu. Mutfağın fiyatı arkadaşlar 179 euro. Bayağı büyük mutfak ya. Böyle açılış, kapanış da böyle. Küçük, bizim arabanın arkasına full sığıyordu. Problemsiz. Bunu da aldık. Bu böyle küçük. Bu da şişme. Böyle bir şey oluyor. Bunu ne için aldık? İşte eşyalarımızı koymak için. Yani fiyatlardan hiçbir şey değişmemiş. Fiyatlar aynı. Öbür şeylere bakalım bir. Evet, bize küçük çanta lazım. Böyle her yere dolaşıp götürmek için çok büyük olmayacak, ağır olmayacak. Hala bunları bulduk. Na, fiyatı da 3.99. Çok güzel. Bir numara büyüğü de 12 euro. Bunlar bayağı sırt çantası. Bunlar ama bayağı sırt çantası, evet. Bunlar böyle küçük bir şey. Yani... Bakalım. İyi değil mi? Good. 10 litre sığıyor içine. Hı hı. Okey. Bence güzel.
Arkadaşlar bayağı şeyler satılmış. Taraflar bomboş ya. Bu çantalar bayağı gitti. Bu sene bayağı gezen oldu. Korona bitti diye. Ya da bitti değil de şeyler hafifledi diye bayağı gezen oldu. Kamp malzemeleri bayağı azaldı ya burada. Yani raflar böyle. Hepsini boşaltmışlar. Orada da boş. Ama fiyatlar aynı. Yani değişen bir şey yok. Geçen seneden bu seneye fiyatlar aynı. Vallahi biz bunu düşünüyoruz. Karavan almayı düşünüyoruz. Karavanı alamazsak arabanın üstüne bunu koymak için. Bence çok güzel ya. Güzel değil mi? Yani fiyatı da iyi arkadaşlar yani. Fiyatı 1000 euro. 1200 euro evet. Ama değer. İkinci el varmış bak. Şey daha ucuzdur. Evet, rahatlığına bakalım. Rahatlık nasıl ya da sallantı oluyor mu olmuyor mu? Dinle bakalım. Vallahi sallantıda bir şey yok. Battaniyesi de mi var bunun? Valla çok iyi baksana. Bayağı da büyükmüş ha. Bizim çadırdan büyük. Bilmem, bakayım ben de. Bizim çadırdan büyük. Şey değil, boşlukta gibi hissetmiyorum sanki. Normal yatıyorum. Bir de iki kişiyiz. Stabil ya bunlardan. Yüksekliği demek istiyorum, bizim çadırdan büyük. O küçük, bizim kullandığımız küçük çadırdan daha büyük yüksekliği. Allah, araba alırsak bunu alalım ya. Karavanı alamazsak önce. İnmesi de problem değil. Değil mi? Okay. Ay ay. Hasta bilir. Ben beğendim. Keşke o 700 euro onu vereceğimizi bunu alaydık ama bu yoktu o zaman. Bu vardı. Var mıydı? Hadi ya. Seninle demişiz, onu istiyorum. Ya arsaya koyduk ya, o yüzden iyiydi. Ne gal? Kirayı veririm seni, ben onu merak etme. Veririz ya. Bir tane de yemek masası da iyiymiş baksana. Hangi botta? Ben böyle büyük şeyler sevmiyorum. Yok yok. Çok alacağız. Bak böyle bir şey alırsak yanına sırf şey alacağız, böyle sandalye. Şuna sokardır. Bizim çadırlar da bitmiş. Bizim Almanya'da kullandığımız çadır bu arkadaşlar. 2 saniyede açılan. Evet. 2 saniyede açılan, zaten yazıyor 2 saniye. 2 kişilik. Kalmamış. Valla dışarıda da pek çadır kalmadı. Ya hepsini sattılar ya da sezon bitiyor diye kaldırıyorlar. Ne? Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi geçen seneden bu seneye hiçbir fiyat değişikliği yok. Yani ucuzlama bile gördük.
Fiyatlarda uzlama var ama pahalılık yok.